Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniz biz. Sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok aşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete yavaş gelecek bize. Jet sosyete uzaya beş dakika. Jet sosyete. Klasik emlakçılık gibi düşünme enişte. Benim yapacağım daha farklı bir hizmet. Günüz, gözaltı ve polis kokusu alıyorum. Ha, tövbe de. Şimdi şöyle, bir tane emlak ofisiyle anlaştım. Ben satılık eve elit tipli insanlar götüreceğim, tamam mı? Oradaki emlakçının yanında müşteriler varken pazarlığı kızıştıracağım hani. Senin götürdüğün insanlar evi almayacak. Yoo, Alara falan gelecek mi sen? Diyecek ki, ooo evi çok beğendim, alın kaparı diyecek. Oradaki gerçek alıcı panikleyecek, imzayı atacak. Nasıl tezgah? Normal çalışarak da para kazanılabiliyor Gündüz, biliyor musun? Enişte, çalış çalış hep aynı. Geçen hafta yan eve bir tane biplo sattık, 15.000 cebe attık. Fena mı oldu? Ya o iş de benim içime hiç sinmiyor. Hayırlı gelmeyecek bize o para. Haydan gelen huya gider. Huya gitmesin Yaşar be. Bu huyumuzu değiştirelim. Haftalık bir temizlikçi tutalım, ne olur. Safiye'm, 15.000 lira paranın 5.000 lirası borçlara gitti zaten. Kaldı 10.000. Ama kocacığım, bütün gün koca villanın temizliğini yapmaktan belim ağrıyor. İki tane at gibi kız ne işe yarıyor? Anne, dün teyzem Bodrum'da bir makine bulmuş. Robot elektrik süpürgesi olabilir dedi. Robot mu? Nerede? Teyze! Bir dakika. Teyze! Var mı kızım ya? Sen şimdi emlakçıya paralı görünümlü insanları götüreceksin, oradan para kazanacaksın. Paralı görünümlü ve zengin kalkışlı. Gerçek alıcı imzayı atar atmaz bizimki kaparayı geri kapacak ve zengin kalkışı yapacak. İnşallah. Ne oluyor be? Oha! Çöp çatanlık sitesinden manita arıyorsun. Ne alakası var? Bakıyorum, gözlem yapıyorum. Ne istiyorsun Yıldız? Şimdilik o dediğin robot süpürgeyi, sonra bütün detayları. Ablacığım, böyle bırakma kendini. Muhakkak harika biriyle tanışıp çok mutlu olacaksın. Tabii. Şu halime bak. Nişanlım düğünden kaçtı. Bana bacımsın dedi. Yetmedi, düştüm, popomu kırdım, evde simitle oturuyorum. Nereden kimi bulacağım acaba? Öyle deme. Bak, ben de evden dışarı çıkmıyordum. Ama bak, nasıl hayatımın aşkını buldum. Buldun, belanı buldun. Gittin koruda dolaşırken sitenin en işe yaramaz, en tehlikeli adamını buldun. Gündüz işe yaramaz değil. Tehlikeli. Belki biraz. Ben daha ileri gideyim. Sitenin kapısından çıkayım, şöyle bir boy yürüyeyim. Belki çıtayı yükseltir, sahiden bir homeless falan bulurum. Ablacığım, bu fikre hemen itiraz etme. Bir düşün. Çok düzgün çöp çatan siteleri var. Ay saçmalama. Gayet hoş insanlar takılıyor. A, delirme. Site en uygun kişileri birbiriyle eşleştiriyor. Ay manyaklaşma Alara. Burada tanışıp evlenenler oluyor. Aç bakayım siteyi. Nasıl birini istiyorsun? Şöyle
bizim kadar zengin olmasa da yine hali vakti yerinde bizim çevreden iyi bir ailenin yakışıklı bir oğlu olsun. Eğlenceli, gezmeyi tozmayı seven, muhabbetçi biri olsun işte. İşten güçten anımız şart değil. İşkolik erkek hiç sevmem. O konuları bana bıraksın. Buralarda otursun. 1.80 ve üstü. Fit, spor şık giyinen. 30-35 yaş arası biri olsun. Otomobillere meraklı ve esmer de olsun mu? Tam da böyle olsun. Abla Ozan bu. Allah kahretsin. Ya senin bu döngüden kurtulman lazım. Yine gidip boş beleş Ozan'ın aynısı bir tip bulacaksın. Of, biliyorum. Benim aslında Ozan'ın tam tersi birini bulmam lazım. Bravo. Tam tersi. Aç bakalım nasıl modeller var. Yani öyle internet alışverişi gibi düşünme tabii de. Göster, bana da göster. Ozan'ın bunu internetten almıştır. Böyle antin kuntin şeyleri hep o buluyor. Isıtıcı olmasın bu? Basıyorum. Bismillah. Hayır ya, sen bak süpürüyor. Anne süpürüyor, bak hep temizledi burayı böyle. Hayır, hiçbir yere de çarpmıyor. Bizim evi nereden biliyorsa. Belki gözü mözü kamerası falan varsa. Anam kızım, bunun yanında dikkatli olun ha. Etekliyken çorabınızı falan düzeltmeyin, belli olmaz. Hey maşallah. Cimcimeye bak ya. Halide yıkıyor musun sen akıllı bıdık? Returning the charge. Aa. Sana cevap mı verdi Safiye? Enişte o kadar da gelişmiş değildir. Şarjım bitiyor falan diyordur. Ya Ozan Bey'e sorsak şunu bir öğrensek be. Ya Melike ile muhatap olmak çocuğun moralini bozmayacaksa gelsin baksın bir zahmet. Ozan'ım! Ozan'ın tam tersini bulacağım. Bravo, süper bakış açısı. Yani fakir, tipsiz, çapkın olmayan, gece hayatı sevmeyen, sorumluluk sahibi, yaşlı, kısa boylu biri olmalı. O ne be? Bizim muhasebeci Fikri Bey'le mi çıkıyor? Kısa, tipsiz, orta yaşlı olmasın kız. Ama zengin ve sosyetik de olmayı versin. Tamam. Zaten ben beni tanıyan birini istemiyorum ki. Düğündeki skandalları falan bilmesin. Ayrıca yani beni ben olduğum için sevsen. Bu cemiyet hayatındaki benim yoğun ışıltımdan öyle etkilenmesen. Simide mi baktın sen? Hay, tövbe tanrım, hayır. Hadi afiyet olsun. Ben ışıltılı hayatıma geri dönüyorum. Bana iyi sahneler. Nereye? Çayını iç bari. Cengi, sete gidiyorum. Maalesef sanatımız çok erken saatlerde icra edilen bir sanat. Mesela ressam olsaydım böyle olmazdı. Kafana göre ilham gelince fıçı 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 evde boya, ama bizimki öyle değil. Hayır, akşam gelip duş alıp yatıyorsun. Suratını bile göremiyoruz yani. Ne yapsam bilemiyorum. Yapamazsın zaten Cengiz. Halka rağmen hiçbir şey yapamazsın. Seyirci beni istedi. Ben istemedim. Ay sen zaten hedef kitle değilsin Zahide. Kusura bakma. 80 milyon beni talep etti. Bu sevginin karşısında kimse duramaz. Ma! Ma! Hadi ben sete gidiyorum. Görüşürüz. Ne setmiş arkadaş sabah akşam. Ma, bunun rolünü çoğalttılar. Bir dizi zevkim vardı, onu da mahvettiler. O rol arkadaşı herifi de pek sevemedim hem. Gözleri böyle felfecir okuyor. Aa, yapma Cengiz. Vahit 10 numara. Ay nasıl yakışıklı çocuk. Yakışıklı mı? Kim yakışıklı ya? Nasıl yakışıklı? Kim yakışıklı anne? Vahit işte. Anladık. Nesi yakışıklı ya? Hiç de değil. Cengiz, kıskanmıyorsun herhalde değil mi? Anne ne kıskanması ya? Neyi kıskanacağım? Ben çok daha karizmatik bir adamım ya. Ya koskoca Vahit Asilzade oğlu. Buna mı bakacağım? Anne, hı? Vahit hayali bir karakter, biliyorsun değil mi? Tamam, biliyorum. Karakter de bakmaz, onu oynayan çocuk da bakmaz. Cengiz, bana söylediler çocuk bundan nefret ediyormuş. Ne? Daha kötü. Ben de ilk tanıştığımızda Gizem'den nefret ettim. Normal insan tepkisi öyle olur zaten. Ama sonra ne oldu? Bak halimize. Ama saçmalama Cengiz, saçmalama. Senden başka akli dengesi yerinde hiç kimse Gizem'i beğenmez. Ben de ondan korkuyorum zaten. Bu oyuncular biraz deli oluyorlar.
takma adın ne olsun? Ha, şey olsun. Ejderha dövmeli kız. Dövme mi? Evet. Ben ejderha dövmeli biri olamaz mı ya? Ayrıca Ozan'ın tam tersini arıyoruz şurada. Doğru ama bak Ozan hiç dövme sevmez. Ayrıca belki hayatım değişecek. Belki ben de dövmeli biri olacağım. Yaz. Ejderha dövmeli kız 96. 96. Kız herkes senin 96 doğumlu sanacak. Amaç o zaten Tona. Boy 1.65 kilo 50. İlgi alanların. Ha, şimdi Ozan'ın tam tersini bulmak için yaz. Macera, doğa sporları, kampçılık hayvanlar. Kampçılık. Sen hiç açık havada yattın mı hayatım? Bizim teknede bir kere güvertede uyuyakalmıştım. Doğa sporları? Kayak yapıyorum ya. Kayak bir doğa sporu değil. Trekking, dağcılık falan doğa sporu. Kayak nerede yapılıyor? Salonda mı? Doğada yapılıyor işte yaz sen. Hayvanlar? Köpeğim var. Nerede o sahi? Kaç gündür görmedim. Biz bakıyoruz ablacığım. Bahçeye gelen köpeklere bile hoş dediğin için senden kaçıyorlar. Tamam işte. Demek ki hayvanlarla iletişim mi ya? Birbirimizi anlıyoruz. Yaz sen yaz. Yaz bacım yaz. Her şey yazılımında var. Şuraya basıyorsun sadece. O kadar. Ben zamanında bu evin planını çıkarttırmıştım. O geze geze temizler. Vay anam, vay babam. Ben çıkaramam bu evin planını be. Bu katın krokisi hafızasında kayıtlı. Asla banyoya falan girmez. Kapı nerede, masa nerede hepsini biliyor. Maşallah akıllı patak ya. Demek Çinli. Evet. Çın çın çın. Sırlı temizlikten mi yapıyorsun sen? Sayende bel ağrılarım bitecek kız. Şey sadece yere Türk kahvesi dökülürse sakın buna temizletmeyin. Telveler sistemini tıkıyormuş öyle dediler. Ozan sen de temizliğe ne kadar meraklıysan. Yapay zekaya ev sildiriyor herif çoğalı. Yok ya o zaman işte kedisi olan bir sevgilim vardı. Kedi bunun üstüne çıkıyordu geziyordu falan eğleniyorduk. Gençtik tabii o zamanlar. Neşemiz yerindeydi. Ejderha dövmeli kız 96. Peki, kişilik yapını anlat. Kişilik yapan, relax ve kafasına göre takılan biriyim. Bakışıp durmayın. Hedefimi söylüyorum. Ayrıca o Ozan'ın tam tersi olan çocuğu bulunca relax ve kafasına göre takılan biri olacağım. Göreceksiniz. Allah büyük Allah. Ya beni böyle gergin yapan Ozan da, vallahi benim mizacım bayağı tatlıdır. Bayağı uysal bir tipimdir ben. Böyle hortlak gibi sessiz sessiz süzülüp giriyorsun. Laf mı dinliyorsun kumsal abla? Laf dinleyecek olsam senin uyuz muhabbetini mi dinleyeceğim? Bak, o kadar sokaklara gezme, üstüne otur dedim sen. Düştün, kırdın. Şimdi nasıl oturuyorsun? Cadın mı lafıma? Çok bipli konuştun. Şerefim yok. Üstüme gelmeyin. Çıkıyorum. Nereye gidiyorsun bu modla? Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmaya mı? Yalnız sonucu olmuş da, şimdi senin haberi yok. Sevgi bitmiş, insanlık bitmiş, dürüstlük sıfır. Ufak bir hesabım var. Onu görüp iki çift laf edip geleceğim. Görüşürük. Evet. Günlük rutinde vaktinizi en çok harcadığınız alan? Botanik. Botanik mi? Bütün gün kış bahçesinde oturmuyor muyuz? Ya en azından dizi çekimlerinden önce öyleydi. Uy, zehir zıkkım oldu bütün keyfimiz be. Eski günlerimizi hatırlıyor musun Sude? Hatırlamıyorum Vahit. Biliyorsun 10 yıl önce hafızamı kaybettim ben. Ve yeni buldum. Zaten hafızayı kim kaybetmiş ki sen bulasın Sude? Ben de çoğu şeyi hatırlamıyorum. Ama ne çok sevmiştik birbirimizi. İşte onu hatırlıyorum. Burada duygusal bir bakışma istiyorum. Sıtkı keselim lütfen. Ne oluyor Mehmetciğim? Böyle oynanmaz ya. Bu duygusal derinliği olan bir sahne. Canım sen yüzeyden yüzeyden oyna, derinliği onlar koyarlar. Müziği basarlar altı, zoom koyarlar, bir şey yaparlarsa onu sıkıntı yapma. Hanımefendi, olmuyor işte. Balık gibi bakıyorsunuz suratıma.
Mehmetciğim. Balık gibi mi? Hatta ölü balık gibi. Pardon ya, çok özür dilerim. Kusura bakma Mehmetciğim. Kelin o kadar çok parlıyor ki benim gözümü alıyor. Ben odaklanamıyorum o yüzden. Yok artık ya. Bakın daha bir sürü sahne çekeceğiz. Hem yeni sayfalar da geldi. Ay ne yazmışlar? İnşallah bana performanslı sahneler yazmışlardır. Yine bir ölüp ölüp dirilme performansı patlatırsınız. Ne oldu canım? Kıskandı mı? Zoruna mı gitti senin o sahneler? Tamam arkadaşlar. Bir 5 dakika dinlenelim. Bir derin nefes alın. Bir dinlenin. Hem o arada yeni sayfalara da bakarsınız. Sude silah alıyor. Sıtkı! Ay çok güzel. Vahit'i mi vuracak? Çok güzel aksiyon be. Ne demek şimdi bu Sıtkı? Hayatım, Suudi şirketin başına geçmek istiyor ya. Vahit'in hayatını karartmak istiyor ya. Sen dizinin konusunu biliyor musun be? Okuyorsun sen senaryoları. Ay şiştim gerçekten. Bu çocuk şişiriyor beni yemin ediyorum. Ben de ödem yapıyor. Ben acı kaba alacağım Sıtkı. Sıtkı ne dönüyor? Hı? Suudi öldürüyor mu Vahit? Ben ölüyor muyum? Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Şişt, şişt, şişt. Bana bak. Ne oldu? Benden duymuş olma. Melike sevgili bulma sitesine üye olmuş. Yok artık. Şu hani herkes takıldı siteye. Takma adı neymiş? Göremedim ama kaçırmak istemiyorsan elini çabuk tut. Aranıyor bu. Sessiz ol. Sizin bahçede çekim var. Adrenalini çok özlemişim Gündüz. Hem gizli saklı bir şey yapacağız, hem de kimseye zarar vermeyeceğiz. Tam bana göre. Kızım bak, sen sadece gelip pazarlığı kızıştıracaksın. O kadar. Ya biliyorum ya. Öteki müşteriye ev kaçıyor, zengin kıza gidiyor duygusu vereceğim. O bende. Helal. Kapora yanımda mı? 10.000 yeter dedin diye o kadar aldım. He tamam. Sen zaten onu masaya koyacaksın. Bizim emlakçı arkadaş onu alıyor gibi yapacak ama sonra sana geri verecek. O değil de 10.000 lira yetecek mi gerçekten? Yani insanlar bu kadarcık parayla evi alacağıma ikna olacak mı? Evin bir kapısı bu kadar etmez mi zaten? Alalım. Hazırlıklı ol diye söylüyorum. Ev yalı değil. Hani normal insan evi. Neyse hadi sen gel. Gel. Güzel kızım, peri kızım, sağ olasın, lütfettin, gönül indirdin, buralara kadar geldin. Sağ ol yavrum, buyur bir çayını iç. Keyfimden cevmedin buraya hoş. 17 mesaj atmışsınız, o bakımdan cevap. 117 tane de atardım, sağ az bile Melek kızım. Ay. Sen bunları hiç hak etmedin ya, çok mağdursun yavrum benim. Bak ben dul kalmışım. Bir başıma bu oğlanı büyütmüşüm. Benim çarpıntım var, benim tansiyonum var, benim fıtığım var, benim şekerim var. Gizli şeker. Çok gizli hem de. Ama hayatımda ilk defa benden daha mağdur bir insan görüyorum ya. Ben? Sen kızım. Sen yavrum, sen güzel kızım. O günü sen geldin buraya. O şeytan şaplama yıldızla damladı ya. O olanları hiç içim almadı ya. Bak o günü sabah bir avuç yoğurt yemişim halen ta onunla duruyor. O gün sabah 3 gün önce. Ay o günüden bugüne bak uyku durak yok ki. Ben kaç gün geçmiş farkında mıyım yavrum? Sor bana. Sor bana bir ana olarak hayattaki en büyük pişmanlığınız ne de? Sor de bana. Nedir? O kör olası yıldızdan, alemimizin seviyesine hiç uymayan zilliden oğlumu kurtaramadım, Bu şekilde konuşmayın. Yok yok, timingi tutturup bunları ayırıp o üfürükten kızı hayatımızdan çıkarıp saha ve zemini sana hazır hale getiremedim, Yok ya, sevenlerin arasına girmek bize yakışmaz. Kim? Kim kimi seviyor ya de ya, ya. O kız benim oğlumun saflığından, toyluğundan faydalandı. Ama inşallah beraber el ele verip o kızdan tez zamanda kurtulacağız inşallah.
Ama olmaz bu ya. Elin garip kızı. Çok garip bir kız değil mi? Doğru. Garip ama maalesef gerçek. Ya yazık değil mi Elin garip kızına diyorum? Yıldız iyi bir insandır. Hem anası babası var bu insanın ya. Ne diyecek el aleme? Evlenecektik, sözüm beni ortada bıraktı gitti mi diyecek? Hadi. Hiç beklemediğim bir bakış açısı. Ayıptır, ayıp. El alemin masum genç kızlarının hisleriyle oynadınız ana oğul. Neyse ha. Buraya daha fazla konuşup düşmanlarımı sevindirmeyeceğim. Ama tek bir şey diyeceğim size. Hadi tamam bana yazık. Ama o kıza... O kıza daha da yazık. Acılar yarıştırmasak, he? Gidiyorum. Çay da sağa kalsın. Çay görmemiş değilim. Kumsal, güzel kızım. Hele dur. Hele dur, gel bir konuşalım ya. Lütfen, lütfen. Afiyet olsun. Bak, kumsal. Vay 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 vay. Gitti lan kız ki. Bulduk ya şimdi. Vallahi çok düşündünüz. Ama iyi bir mülk burası. Acele etmezseniz de hani taleplisi çok. Hani arkadaş sizi seviyor diye üçüncü kez buluşmuş. Ama kapanın elinde kalır burası yani. Her şey iyi de salon biraz küçük geliyor bana ya. Bilmiyorum. Vallahi ben kaçırmayın derim. Merhaba. Camdaki ilanı görüp geldim. Umarım bu daire satılmamıştır. Hoş geldiniz hanımefendi. Müşterilerimiz biraz düşünüyor. Siz buyurun bir gezin bakın. Ben Alara Çıkrıkçıoğlu. Levent Çıkrıkçıoğlu'nun kızı ve İlay Tekstil'in veliahtıyım. Uzun zamandır ailemden ayrı yaşamayı planlıyordum. Burası tam benim aradığım ev. Şirin, aydınlık, güvenlikli site ve iyi yatırım özelliği taşıyan bir 2+1. Bravo. Hanımefendi emlakçı gibi vallahi. Maldar anlıyor. Para parayı çekiyor be abi. Eğer isterseniz müşterilerinizin teklifinin 50.000 üstünü teklif edebilirim. Hanımefendi siz ciddi misiniz? Elbette. Böyle hızlı kararlarım vardır. Hatta hemen 10.000 TL kapora bile bırakabilirim. Hay Allah. Ne yapsak bilemedim. Ama bu beyefendi hanımefendi ciddi alıcı. Yeterince ciddi olsalardı kapora verirlerdi. Ben aylardır bu fiyata, İstanbul'da bu kalitede ev bulamadım. Evet mi, hayır mı? Bak şimdi... Bizi çok zor duruma soktunuz hanımefendi. Acele etmesek mi acaba? Hayat kısa. Hızlı yaşa, erken kapora ver. Benim mottom budur. Ne yapıyoruz? Yok yok, tamam ya. Biz tamamız, değil mi hayatım? Zaten Emin gibiydik. Son bir kere görmeye geldik. Ben beğendim bu daireyi. O zaman satış sözleşmesi yanımda. İmzalayalım mı? Hemen imzalayalım abi. Şöyle yap. Şöyle bir tane atıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kahretsin. Kaybetmeyi hiç sevmem. İyi günlerde oturun inşallah. O zaman bankadan EFT'yi çıkarayım mı hemen? Tabii tabii, sorun yok. Bak, nasıl amarat görüyor musunuz? Utanın, utanın. Bir saattir silip süpürüyor, of demedi. Belki Çince'de of diye bir kelime yoktur anne. Olabilir. Çinliler çok çalışkan. Zaten İngilizce konuşuyor abla. Siz çok biliyorsunuz siz. Hı-hı. Melke senden daha enerjik, Gündüz'den daha çalışkan, Yıldız'dan daha zeki. Ev temizliğinde 10 numara bir insan buldum. Canım benim. İnsan mı? Abla, akşam sofraya bir tabak da bunun için mi koysak? Sen gül gül. He gül, ancak gül Melike. Şu salonu bir su sil desem senden bir araba laf işitmiştim. Bak, Çinli kız ne kadar hanımefendi. Bana 1500 dolar versen ben de canla başla siler süpürürüm. 1500 dolar mı? Kız, Ozan Bey o kadar vermiş mi de buna? Pahalı makine abla bu. Ay Allah kursun, aman bozulmasın da. Bak, evi kendi evi gibi benimsemiş, köşe bucak her yeri biliyor. Ben oturuyorum, o çalışıyor. Öz kızımdan daha faydalı. Çino, sen yırma. Tamam tamam, sonra bakarız. Ne bu böyle şimdi? Yemek arası. Hayır hocam, onu demiyorum, senaryoyu diyorum. Bana kumpas mı kuruldu? Vahit'e mi diyorsun? Bana. Bihter'ine. Abicim bu Gizem Hanım ölüp gidiyordu diziden. Ne oldu? Beni mi gönderiyor yapımcı?
Ben ne bileyim Mehmetçiğim, bana bir şey demediler ki. Hem biliyorsun kriz var. Kadın alıyor 2000 lira, sen alıyorsun 40 bin. Beni harcayacaklar mı yani? Size harcayacaklar matmazel. Sıtkı, içiyorsan da biraz yavaş iç. Harbi gideceğim oğlum ben? Yeminle bilmiyorum Mehmet. Ama bana sorarsan sen bu kadınla iyi geçin. Niye? Yapımcıyı mı tanıyor? Ne oluyor? Ya kadın sosyetik. Bir sürü çevresi vardır. Odur budur. Kanalın müdürünü tanıyor olabilir. Reklam verenlerden birinin ahbabı olabilir. Ay ne bileyim ben? Hadi be. Ben de balık gibi bakıyorsun dedim. Ayık mı oldu acaba? Hı. Ölü balık dedin hatta. Zaten bütçem kanala batıyor değil mi? Ay sana da rahat batıyor be Mehmet. Oyna gitsin oğlum. Ya kadına bir güler yüz göster. Bir merhaba merhaba oldu bitti. Beni öldürmezler değil mi? Ha? Bir anda Vahit'in dizisi değil, Sude'nin dizisi olmaz değil mi? Vahit zehir zıkkım yerine Sude zehirli zakkum. Of gerildim. Git be. Ay Ozan anlattı da merak ettim. Ama kız. Ay neler yapıyorlar. Son teknoloji. Bizim evde yok bundan. Ozan akılsızı bunu burada bırakıp bizim eve gelmiş. Yanında getireydi, iyiydi. Ama Zahide teyzeciğim, sizin evde çalışan yardımcılar var. Esas bize lazım bu Çinli kız. Çinli mi? Tabii. Ay nereden biliyorsun? Kendisiyle de. Kız konuşuyor mu bu? Ay pardon, ben hemen hallederim. Tamam, yok bir. Ay maşallah. Kız nasıl siliyor bak. Evet. Pek marifetli. Var ya oğlum olsa kesin bunu alırdım. O ne döküldü yere? Kahve döküldü, robot temizliyor. Hayır. Ne oldu kız? Kahve telvesi onu bozarmış. Ay kahve telvesi yasaktı, ben onu unuttum. Tamam sakin. Bak maşallah. Hem kahveyi temizliyor, hem de çalışıyor. Hayır! Ölme! Ölme Çinli kız! Ölme Çinli kız! Kalbi atmıyor. Ölme Çinli, uy Çinli! Can Çinli, ölme Çinli kız! Kalbimin attığını hissettim gündüz. Abartma kızım. Ama güzel bağladık işi ha. Drink bin kağıt cepte. Normalde hiç yalan söylemediğim için acayip adrenalin doldum. Çok iyi ya. Yalnız bütün evler aynı sitede olduğu için milletin uyanmaması lazım. Hep o sarışın kız geliyor, bütün evlere kapora veriyor falan. Dikkat çeker. Peruk mu taksam? Veya şive? Uy da! Karadeniz falan. Yok, o kadar skeç işine girmeyelim. Ama yarın hikayemizi biraz detaylandıracağız. Ne gibi? Gerçek müşteri dışında yarın bizim 2 tane sahte müşterimiz olacak. Biri ben. Biri de Ozan. Siz kendi aranızda kapışacaksınız. İşte hayır ben alacağım, yok ilk ben gördüm orayı gibisine. Ozan. İnşallah bir salaklık yapıp tezgahımızı bozmaz. Tezgah mezgah diyen bıcırığa bak sen. Arga mı biliyorsun kızım? Hayır, sakata gelmeyelim yani. Ya senin o argo konuşan ağzını yerim ben. İnşallah yine Zoka'yı yutarlar. Vay, Zoka moka laflara bak. Oltayı yutsunlar da aynasızları uyandırmadan papelimizi alalım. Kirişi kıralım. Cızlamı çekmeden voltamızı alalım. Ayıktın. Sen sözlükten mi bakıyorsun bunlara? Evet, argo sözlüğünden. Öyle olmaz ama. Tatsız. Bir döndüm. Oho! Zahide Hanım kahveyi şuraya yere dökmüştü. Bilerek olmamış tabii. Biliyorsun kazayla olmuş Safiye. Ve özellikle Çinli kıza sildiriyordu. Çinli kız demesek mi robota? Yani filtre kahve olsa bir şey olmazdı da telve olunca. Hiç umut yok ha. Bu genç yaşında gitti ha. Söylemiştim. Sistemi tıkanmış. Hayır bunun Türklere göre olanını yapamamışlar mı canım? Çünkü biz kahvelerimizi telveli içeriz yani. Demek ki Çin'de o şekilde değil. Yeşil çay içiyor onlar. Madem o kadar biliyorsun, ne Çinli kızımı burada bırakıp mutfağa gittin Yıldız? Senin öz kızın benim anne. Zahide Hanım,
özellikle ısrar etti Türk kahvesi diye. Ya o şekilde seviyor demek ki kadıncağız. O yaşta ne isterse içer Safiye. Ben de bez almak için içeri koşunca. Melike, sen burada değildin sanırım. Bayağı bir telefonla meşgulsün. İlginç bir sohbet var galiba. Yok, sohbet değil de işte, sosyal medya işte. Artık zaten her türlü sosyalleşme oralarda. Bıçır bıçır konuşuyordu. Hem amarat hem sempatikti. Safiye gene gel. Hey Allah'ım, sanki robotları büyütmüş bunu. Ozan Bey, belki siz bize yenisini alırsınız. Çünkü bir yerde, burası bizim lojmanımız. Bu robot da bizim demirbaş eşyamız. Bozan da bizzat babaanneniz. Aman! 1500 dolar verip de Safiye'ye temizlik robotumu alacakmışız. Hayır, ben parasında değilim ama insaf yani ya. 1500 dolar... Yok, ben parasındaymışım. Yani Türk kahvesi olmasaydı şey olmazdı falan diyorlar işte. Ne olmazdı? Telvili Türk kahvesi sen dökmüşsün yere Zahide. Evet, sen bozmuşsun robotu. Ne? Tabii. Ve Safiye çok alışmış o robota. Şu an çok üzgün kız. Daha düne kadar mutfak robotu görmemiş Safiye. Birdenbire Mr. Spock'la kanka mı olmuş? O kim ki be? Ya işte belimin ağrısı geçmişti, temizlik kolaylaşmıştı falan diyor. Anasının evinde Çinli robotla mı temizlik yapıyormuş Safiye? Onu sormadım da ben. Git bahçeden söyle. Kendi kızı koca poposuyla bana çarpmayaydı, o kahve oraya dökülmezdi. Söylemesem? Git derhal söyle. Oh, kapı. Kapı. Oyuncu robot yapabilirler mi acaba? Mesela sabah erken çekimlere kendi yerime onu göndersem. Benim birebir kopyamı yapabilirler mi acaba? Seni yaptılar zaten kızım. Her tarafın sonradan yapılma. Ay, formdasın bugün Zahide. Böyle ölmeyiz ya Füzat. Gizem abla, çiçek geldi. Aa, kimden? Kimden? Mehmet Baygın. Vay! Ne yazmış? Özür dilerim. Rol arkadaşıma kabalık ettim. Set yorgunluğu, sevgiler. Hah, iyi bari. Sevgiler mi? Neyin sevgisi bu? Ne sevgisi bu? Aman sevdiğim evdiği yok be. Sabah Setti bana cak 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 öttü. Ben de onun cevabını verdim. Şimdi işte özür diliyor. Kavga mı ettiniz? Ne konuda? Aşk sahnesinde. Aşk mı? Niye balık gibi bakıyorsun dedi. Halbuki hep öyle bakar. Nasıl bakacakmışsın? Yani elin adamına nasıl bakacak bu kadın yani? Tabii balık gibi bakacak. Nasıl bakacak? Yani belki aşık gibi rol yapsın, havaya girsinler istediyse. Ne havası oğlum? Rolün? Hani neyin havasına girecekler? İstiyor ki bu kadın aygın baygın ona baksın, havaya girsinler. Aşk yaşasınlar. Benden boşansın, onunla evlensin. İki de çocuk yapsın. Bu nottan onu nasıl çıkarttın baba? Cangi, sen manyak mısın be? Ne diyorsun adam sen? Adam benden tiksiniyor. Ve de bil mukabele. Herhalde yapımcı söyledi, hani sette gerginlik olmasın, bir çiçek yolla falan dedi. Ya bırakın, biz de biliriz bu işleri ya. Biliyorum canım, sen bilirsin bu işleri. Çok iyi bilirsin sen bu işleri. Ben biliyorum. Yani canım, eskiden bilirdik manasında şey ettim ya. Ha, bilirsin sen bu işleri. Çok iyi biliyorum. Ben seni çok iyi biliyorum. Ejderha dövmeli kız 96 bayağı popüler olmuş. Baksana kaç kişi buluşmak istemiş. Bunun boy 1.60. Bana olmaz. Bunun kilo 112. Manitadan önce bir diyetisyen lazım. Bu İzmir'de. Geç. Bu? Ay abla, bu iyi gibi. Music man. Müzisyen mi acaba? Boyu ve kilosu süper. Organik tarım meraklısı, çevreci, karakterine de duygusal demiş. Romantik, kitap sever, trekkingçi ve kampçı. Ozan'ın tam tersini bulduk ne? İlişkide amacı bağlılık, yakınlık ve huzur. Ay canım benim, evet Ozan'a zıttı bu çocuk. O iyi tarafı şu ki, bu da esmer ve yaşı bana uygun. Ne yapsam? Yazıyorum bir şeyler. Ay sapık mapık çıkmasın bu. Dur, anlarız şimdi. Ay cevap verdi.
Ay çok tatlı bu be. Baksana esprili. Evet de müzisyense şimdi bu serseri filandır kesen. Belki piyano çalıyordur, ne biliyorsun? Ne çalıyorsun? Her şeyden biraz telli çalgılar. Telli çalgılar? Gitar o zaman. Telli çalgı çok, bağlama da olabilir, o da telli çalgı. Bozlak çalıp söylüyordur inşallah. Bozlak nerede, ben orada. Kemençe de telli bir çalgı. Kumsal abla, neyin var senin bu ara? Ha? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Senden halledeyim. En azından canlımca oturuyorum. O da bir şey. Başka da bir şey yapasım yok zaten. Allah Allah, haftalardır kelebek gibi uçuyordu. Şimdi de arı gibi sokuyorum. En çok da çok soru soranları. Yatıyorum ben. Haydi. Kumsal abla, üç tür biri arıyor, reddediyorsun. Kim o? Ne dedim ben şimdi? Bir saniye önce ne dedim? Soru sormayın bana. Sizi baştan aşağı cebertirim ha. Morallarım bozuk. Morallarım çok bozuk. Niye hiç açmıyor bu kız ya? Kemençe mi diye sorayım mı? Kemençe değildir bence ya. Bu arada piyano da telli çalgı. Telli vurmalı diye geçiyor. Ay inşallah seni gibi çok bilmiş değildir. Gitar yazdı. Gitar olmaz, hayır olmaz. Ozan da gitar çalıyordu. Ama bana çalmıyordu. Sayılmaz. Ay yakışıklı mı acaba? Sorsan ayıp mı olur? Herhalde. Zaten hayır mı diyecek? O zaman gidip buluşup göreceksin. Ay buluşalım mı diyor o da. Ay gerildim. Hayır hayır hayır, hiç gerilme, hiç gerilme. Bildiğin kalabalık bir yer söylersin. Uzaktan bakıp beğenmezsen basar gidersin. Buluşalım mı dedim, düşünüyor. Sence teyzem mi? Buldun mu yani? Ya kendi ilgi alanlarım Melike'ye göre yazdı. Ben de alakasız biri gibiyim istedi. Sonra bu adama uygun çıkan bütün profillere baktım. Söylüyorum, 1.65'e 50 kilo, 96 doğumlu. Bunlar doğru. Ejderha Dövmeli Kız 96 takma adı. Ejderha Dövmeli Kız en sevdiği filmdir. Biliyorum. Botanikle ilgileniyormuş. İlgi alanları, macera, hayvanlar, doğa sporları, kamp. Var ya galiba teyzem. Karakteri relax ve kafasına göre takılan. Yani o kendini öyle sanıyor, evet. Yer İstinye İstanbul. Kesin o. Ben biliyorum abi. Sabahtan beri arıyorum bu kızı. Dur bakalım, bir yazıyor galiba. Kesin o ha. Demin evde elinde telefonla sürekli yazışıp duruyordu sinsi. Okey, buluşabiliriz yazıyorum. Ha? Vur! Buluşabiliriz. Okey, buluşabiliriz yazdı. Ay ya, birbirinizi görüp ne olduğunu anlayınca çok acayip olacak. Acayip ya. Acayip, çok acayip. Vallahi billahi mahsus yaptı hocada. Ya Safiye, gözüm açalı daha iki dakika oldu. Ne olur ya? Ya onlarda robot yok diye kıskanıp özellikle yaptı o Zahide. Kızım yeğensini şimdi 1500 dolar verip nasıl alsınlar? Ay paralarım yok, vah vah. Ya şöyle bir silkinse 1500 dolar dökülür o Cengiz Bey'in üzerinden. Ha gidip adama böyle mi diyeyim şimdi? Hayatta en nefret ettiğim şey bu işte ya. Hanımımla patronumun arasında kalıp pimpon topu gibi gidip gelmek. Ben en çok neyden nefret ediyorum biliyor musun? Zahide Hanım. Bel ağrısı. Yaşar, senin Cengiz Bey'e azıcık mahcup olman benim belimin tutulmasından daha mı zor bir durum ha? Ya git bir konuş, bir konuş, ne var bunda ya? Ben robotumu geri istiyorum. Safiye'm, daha düne kadar böyle bir aletin varlığından bile haberimiz yoktu. Hiç buldum, çabuk kaybettim. Gitti. Gitti çille kız Yaşar, gitti. Aynısından alacaklar Yaşar. Çünkü bozan Zahide cadısı. Ama bak Safiye'm. Benim sağlığım senin için bu kadar mı önemsiz? Hayır bak, hayatta en nefret ettiğim şey bu. Sizinle annem arasında kalıp böyle pimpon topu gibi gidip gelmek. İşte efendim, Safiye de sağlık açısından yoksa ne anlar akıllı robot mobot? Akıllı telefonu yeni çözdü.
Şekerim, nasıl bulacağız onu internetten ya? Ha? Hadi bulduk diyelim ya. Ben parasında değilim ama... Yani 1500 dolar be Yaşar. Ha? Sizin evde en güzelinden elektrik süpürgesi de var. Var da işte... Çinli kız diye başka bir şey demeyeyim. Güzel bir kovayla mop alsak Safiye Hanım'a. Aynı işi görmez mi? Efendim, görmez herhalde. Çünkü kendi kendine hareket etmesi ve konuşması gerekiyor ya. Hmm. Evet. Bizim sultanı gönderelim bugün size. İnsan olan. Evet, organik. Hareket ediyor. Konuşuyor da. Bu güzel fikir ya. Tamam, böyle çözdük işte, tamam. Diyorsunuz. Baya baya tanımadığım adamla buluşmaya gidiyorum. Oturabiliyor musun bari? Daha iyiyim. Veya heyecandan orayı pek hissetmiyorum, bilmiyorum. Birbirimizi nasıl tanıyacağız yazdım, öyle duruyor. Mavi saçlarım ve piercinglerim var filan yazmaz umarım. Senin de dövmen var, unutma. Yazdı. Siyah sweatshirt giyecekmiş. Biraz salak mı bu? Önüne gelen siyah sweatshirt giyiyor. Böyle ayırt edici özellik mi olur? Belki de beni görünce hemen ben olduğumu anlarsın. Ben nasıl anlayacağım? Mineciğim miyim ben? Bir şey yaz, dur. Ay çok tatlı be. Hiç böyle şeyler yapmadığım için heyecanımdan tanırsın beni. Naif bir çocuk bu bence. Ben de pembe ırka giyeceğim yaz. Yaz, hak etti. Ay. Hemen tanısın sonra beni, oturmak zorunda kalayım Allah'ın sapığıyla. Hayır, sen onu uzaktan gör. Eğer beğenirsen hırkanı giy, git konuş. Şimdi AVM'de siyah sweatshirtlü, esmer, çevreci tipli, yakışıklı kaç çocuk bulacağız bakalım. Saçmalık. Senin de hem ejderha dövmen var, hem de nine gibi pembe hırka giyiyorsun. Bence esas saçmalık bu. Dur, yazamadım. Ne bu ya? Hayır, ben bu kadınla niye evlendim ki? Aa, bravo Cengiz. Ben de yıllardır kendine bu soruyu sormanı bekliyordum. Sahi, niye evlendin? Niye evlendim anne? Benzin parası harcamadan her gün göreyim diye evlendim. Ama kadın evde yok, bak çıkmış. Sabah ben uyanmadan gidiyor, akşam geliyor, hop yatıyor. Vallahi ben çok memnunum, eve huzur geldi. Anne, sen bugün o sete git bir bak bakalım ya. Ne yapacağım Cengiz? Bir oradaki havayı gör ya. Hayır yani Gizem'in rahatı yerinde mi? Vahit nasıl davranıyor ona falan? Bir bak git ya. Kötü davranıyormuş. İlay da görmüş. Her gün kavga varmış sette. Normal. Delirtmiştir adamı. Anne sen git bir bak ya. Aa. İyi canım, benim canıma minnet. Hem Vahitçiğimi de görmüş olurum. Vahitçiğim mi? Anne, Gizem'in yanında da böyle vahitçiyim, çok yakışıklı filan deme ya o kel herif için. Merhaba Ozan. Ne haber İlayda? İyi, Mars'ı. Ne yapıyorsun erkenden? Yılbaşı alışverişi. Sen? Ben de. Ne oturdun o zaman? Kalk yap alışverişine. Sakıncası yoksa bir kahve içecektim. Hayır, başka yer yok da. Sen kalkacaksan ben oturacağım. Alışveriş yapacaktın. Önce bir arkadaşımla buluşacağım. Kimle? Bir iç mimar. Bizim yalının yılbaşı süslemesi için. Yani ben daha oturacağım. Sen de istersen şöyle otur diyeceğim ama. İki dersi de iptal etsen ya. Gelmeyeceğim. Keşke gelseniz. Karadeniz yöresi folkleri çok popüler. He. Kilo da verdiriydi ama. Yok ya. Yaşam savuncum yokken oynayamam. İptal etsin. Kız neredesin sen? Aa,
Nasılsın? Ben iyiyim de sen kayıpsın. Neden ben arayınca meşgul alıyorsun? Telefonum arıza yapmış ya. Kafası gitmiş. Senin de kafan gitmişti herhalde. Kız bir mesaj atsaydın bari. He. Gitmişti vallahi artık. Şenur teyzelerde de bir gariptin. Şenur teyze bu aile dizimini yapan kadın, hani benimkinin annesi. He, evet. Ne oldu o senin beğendiğin çocuk? Şey, bitti o iş ya. Hadi. Neyse, haydi coşurum. Hop, nereye ifade ne alacağım? Boş ver ya. Kız bir çay içelim be. Ben de dertliyim, anlatmam lazım. Ama çok işim var biliyor musun? Kız ne oldu be? Sen niye soğuk yapıyorsun bana? Tam bir kanka buldum dedim. Kız acık içimi dökeyim sana ha. E tamam, ararsın sen. Bak arayacağım, akşamüstü buluşacağız. Ekmek yok ya, ona göre. Yok yok, tamam. Hadi görüşürük. Hadi görüşürüz. Ahmet abi, bana bir portakal suyu ver de vitamin olsun. Tabii ki. Ben geldim, bekliyorum. Ben de geldim. Neredesin? Ortadaki kafedeyim. Göremiyorum. Masada oturuyorum. Pembe fırkam elimde. Yok artık, o değildir canım. Göremedim. Kendini tanıtacak bir şey yap. Bilim ona da söyleyeceğim şimdi. Uzaktan bakıyorsan görürsün. Ben bir limonata alabilir miyim? Yok artık. Müzik ben. Ejderha dövmeli kız 96. Bu ne rezalet ya? Sen neren romantik? Hangi ilişkide bağlılık ve huzur arıyorsun acaba? Pardon, acaba sen 96'lı mısın? 22 yaşında mısın sen? Ufalla cebime gir. Şu kamp maceralarını da bir ara anlat bana. Aa, önce senin kitap merakını dinlemek isterim. En son okuduğun kitap neydi? Cinali. Sen şu dövmeni göster, ben hemen özür dileyeceğim senden. Organik tarıma meraklıymış. Ben organik tarıma, meraklı kızlara meraklıyım. Sus! Hadi siz. Palavracı. Hayatımın en büyük hayal kırıklığı bu. Merhaba. Çok ferah, böyle duygu aralıkları geniş bir gün bugün, değil mi? Yani. Ne haber Heri? Ya dediğin gibi kahvaltıda turp yedim. Hiç yakışmadı. Ve normal kahvaltının kıymetini anladın. Evet aslında. Heri mi? Ali Aran'ın da eski beslenme uzmanı. Ha, kardeşimi aç bırakan siz misiniz? Ay, hadi Heri görüşürüz. Ali Ara nasıl? Özledim onun o dinginliğini. Dingin değil, açtı aç. Anca topladı. Ay hiç yapamam öyle. Onu yeme, bunu ye. Hı, boş işler. Yo, sen burnunun dikine giden asi bir tipsin. Nereden biliyorsun? Hissettim. Gen vurulabilecek bir karakter değilsin sen. Gen vurmak mı? Ne gibi? At gibi. Pardon? Yani vahşi bir at gibisin sen. Evcilleştirilemezsin. At. At. Ne demek? Ne demek at? Ay, lafa bak. Tay daha doğru. Tay gibisin. Mitolojik bir tay. Hani böyle boynuzlu taylar vardır. Unicorn. Evet, oldu. İyi günler size. Zaten iyi bir gün. Bedava ne var ya? Su. Affedersiniz, bir su alabilir miyim ben acaba? Makyajınız çok güzel olmuş bugün. Kız bana bıyık bıyık mı yaptınız set şakası gibisinden? Ha? Onun dalgasını mı geçiyor bu? Hayır Gizem Hanım. Ver bak şunu.
Ay şaka gibi de güzelim ha. Ne oldu Mehmet? Hangi dağda kurt öldü? Ya insan sizi tanıdıkça daha bir yakın hissediyor. Doğrudur. Çünkü bende şeytan tüyü vardır. Sen de mesela hiç öyle bir şey yok. Bir ışık mışık da yok böyle. Yazık, hiçbir şey yok ya. Hele bugün biliyorsun suratın böyle mahkeme duvarı gibi solgun. Neyse ki konservatuar mezunusun da ona saygı duyuyoruz yani. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar son sahneler, ha gayret. Hazır mıyız? Hocam pardon, özür dilerim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu Zahide Hanım setin başından beri saatlerdir orada duruyor ve gerek gözleriyle olsun, gerek eşarbındaki gözlerle olsun bana böyle böyle nazar ışınları yolluyor sürekli ve ben burada oyunuma konsantre olamıyorum. Aa, delinin zoruna bak. Ben sana bakmıyorum ki bir kere. Setteki gerçek oyunculara bakıyorum ben. Bugünkü suratının sebebi belli oldu Mehmet. Kadın resmen gözleriyle senin hayat ışığını çalmış. İstenmediğim yerde durmam. Aman efendim, estağfurullah. Yoruldum zaten. Ben gideyim eve. Malum dizi var akşama. Tabii ya, unutmuşum. Daha az içersen unutmazsın. Hadi eyvallah. Hocam, ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok güzel anlattınız. Hadi çekime. Herkes yerine. Mehmetciğim sen dışarıdan geliyorsun. Peki. Herkes yerine geçsin. Tamam. Hazır mıyız? Hazır hocam. Evet. Kayıt. Kayıtta. Oyun. Ölümün benim elimden mi olacak Vahit? Mezarını ben mi kazacağım? Şirkete ben mi el koyacağım? Ha Sude? Buna cesaretin var mı Sude? Cevap versene Sude. Kahretsin. Yine kendi kendimle konuşuyorum. Oyo. Yıllar sonra yine mi başladı bu çoklu kişilik bozukluğu? Arkanda ne saklıyorsun Sude? Ya sen arkanda ne saklıyorsun Vahit? Önce ben sordum. Burada soruları ben sorarım. Bir Q3 yapıp beraber çıkaralım mı? Taş makas kağıt yapalım mı? Bana uyar. Hep çocuktun, çocuk kalacaksın Vahit. Oysa ben senin tahmininden çok daha tehlikeli biriyim. Boşuna zahmet etme Sude. Sağlık raporlarım geldi. Haberler iyiydi. Kolesterolüm mü yüksek? Daha kötü. Şekerim mi yüksek? Daha da kötü. Bebek mi bekliyorsun? Evet ama Leyla'dan. Yani o doğuracak bebeğimizi. Tabii. Ben görebilirsem. Bu ne demek Vahit? Ne demek ha? Ne var o sağlık raporlarında? Sude yavaş yavaş zoom. Yaklaş. Donduk. Kestik. Vay hasta mı ya? Ne olacak Gizem Hanım? Oğlum sağlık raporlarını okusana, ne yazıyor orada? Ne yapıyorsun be? Çok saf be. Oğlum çok salaksın. Boş kağıt onlar. Neye bakıyorsun? Sağlık raporu mu onlar? Boş bulundum. İlahi Gizem Hanım. Gizemciğim. Senaryon nereye doğru gidiyor? Vahit ölecek mi? Bir bilgin, duyumun var mı? Şimdi şöyle, ben hiç bilmiyorum oraları be. Vallahi. Ben bir hava alacağım. Hadi görüşürüz. Tamam. Hoşça kal. Vahit ölümcül hastalığa mı yakalandı ya? Neyin var? Yok. Oradan ceryan almışsındır. Bir şey yoktur. Çocuklar, bahçe kapısını kapatın lütfen. Vallahi daha iyisini bulamazsınız. Zaten bir aydır gelip gidiyorsanız hani daire budur yani. Kaçarsa üzülürsünüz. Kaçmaz, kaçmaz. Ben biraz daha düşüneyim. Mutfak biraz kapanç. Kapanç mı?
Hanımefendi, onu ben söyledim size. O benim lafım. Mutfak biraz kapanç ama dairenin başka kusuru yok dedim. Ne bileyim, bir şey eksik ama ne eksik? Merhaba. Camdaki ilanı görüp girdim. Umarım bu daire satılmamıştır. Hoş geldiniz. Alara Çıkrıkçıoğlu. İlay Tekstil'in veliahtı. Buyurun. Başka müşteri beklemiyorduk biz. Evet. Uzun zamandır ailemden ayrı yaşamayı planlıyordum. Burası tam benim aradığım ev. Daha gezmediniz ki. Mimarım ben. Görünce planı hemen anladım. Klasik 2+1. T plan değil mi? Evet efendim. Klasik plan. 2 oda, 2 banyo, kapanç mutfak. İsterseniz müşterinizin teklifinin 50.000 üstünü teklif edebilirim. Neler duyuyorum ben. Selim Bey. Merhaba. İlanı görüp geldim. Daire satılmadı inşallah. Ben kapora vermek üzereyim. Yok artık. Ben önce davranayım. Neler yaşıyoruz bugün? Hayırdır inşallah. Benim böyle hızlı kararlarım vardır. Hayat kısa. Hızlı yaşa, erken kapora ver. Nereye imza atayım? Beyefendi, biz burada konuşuyorduk. Bir bekleyin. Hanımefendi, aylardır İstanbul'da bu fiyata, bu kalitede bir ev göremedim. Aa, kalitesini nereden anladınız? Daha gezmediniz ki. Merhaba, ben Ozan Özpamuk. Özpamuk Tekstil'in veliahtıyım. İyi, ne yapalım? Sizin adamlarınız daireyi gezmişti. Hatırladım ben sizi. Bravo. Ben kaporayı koydum. Lütfen aradan çekilin. Bacak kadar boyunuza laf kalabalığı yapmayın. Bu da benim kaporam. Ve önce ben geldim. Selim Bey. Beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bu hanımefendiye bir aydır servis veriyorum. Ciddi alıcı. Yeterince ciddi olsaydı kaporayı basmıştı. Nereye imza atıyorum? Hop, bir dakika. Öyle kapora vermek de bu iş olmaz. Selim Bey, ben size güvendim. Kafamda bu evi dekore bile ettim. Yani haklısınız. Doğru. Sizi kırmayız. Hemen satış sözleşmesini yaparsak bu teklifler önemli değil. Ev sizindir. Kahretsin. Verin sözleşmeyi kardeşim. 2000 yeterli mi kapora için? Yanımda daha fazla yok da. Aşk olsun. Tabii ki. Bana bayağı bir yamuk yaptınız. Bayağı. Sizinle başka daire gezeriz artık efendim. O kadar mangit saydık. Sayenizde ilik gibi ev sırra kadem bastı, anladın mı? O zaman ben payandaları çözüyorum. Sultan çok iyidir. Süpürgeyle hemen alıversin yerleri, 15 dakikada bitirir. Ay ne kadar güzel Safiye'm. Hem de gerçek insan ve de Türk. Ve o da evin planına çok hakim. Cengiz Bey, ben kaç evde birden çalışıyorum onu bir bileyim de. Çinli kız çok hanımefendiydi. Hiç böyle afrası tafrası yoktu. Afra tafra değil hanımefendi de yani saatimi şeyimi bileyim. Çinli kız 24 saat hazır ve nazirdi. Yok. Mersi ama aynı şey değil. Ben Çinli kızı istiyorum. Safiye'm, yardımcı buldun, Çinlisini istiyorsun. Bu nedir artık ya? Ben gideyim o zaman. İşim gücüm var. Çinli kız çok sabırlı ve iyi bir dinleyiciydi. Gel kızım, gel. Yaşar'cığım, elimden geleni yaptım ben. Yaşar. Gitti. Nasıl gitti ya o Çinli kız, nasıl gitti? Hayatının bağrında Zahide yüzünden göçtü. Safiye, robot için mevlüt okutacaksın diye çok korkuyorum. Gerek yok Yaşar. Dirilecek. Tövbe. Ya yenisi gelecek yani. Ozan Bey'i zehirledim. Sizin evinden bir başıydı dedim. Gizem'e de Gizemciğim, benim belim sakat. Artık ben seninle gezemem dedim. Yenisini alacaklar. Elleri mecbur. Elin mecbur. Tabii gelecektin. Kız çok dertliyim. Kime güvenip anlatacağım? Dertlenme ya. Genç, güzel, pırlanta gibi kızsın sen Yıldız. Evet de. Bak, hayatta her şey olacağına var. Tamam, kendini üzmeyeceksin. Ya biliyorum da işte. Daha ne fırsatlar çıkacak biliyor musun hayatta karşına? Diyeceksin ki hayırlısı buymuş. Kız bir dinle be, ben de onu anlatacağım zaten. Acaba ne fırsatlar çıkacak karşıma? Yani ben Talip'i kenarda garanti olarak tutuyorum ama... sence şu çöp çatanlık sitelerinden de aransan mı ha? Nasıl aransan mı? Yani ben spor salonundan da bakınıyorum. Anladın? Hani daha iyi bir şey bulursam oraya da ufak ufak çalışacağım. Bir dakika, hala sözlüğünden mi bahsediyoruz? Yani evleneceğin insandan. Evet. Ya Talip okey, o cepte. Ama istediğim kadar zengin değil. O çevresi de yok. Hani kenara bir iki sosyetik alternatif daha atayım diyorum. Alternatif? Hı. Yani onlarla da takılayım bir yandan. Evlenmek isteyen olursa çiçek. Olur da yürümezse en kötü ihtimal Talip garanti.
Ama siz Talip Bey'le sözlüsünüz yani, yüzük takmışsınız. Aman kız, yüzük birini çıkar ötekini tak. Kız biri gider, biri gelir. Canım bir dakika şimdi, senin bana anlatacağın derdin neydi acaba? Ben çok merak ettim onu şimdi. Kız işte Talip içime sinliyor. Kız o ev ıslak halı ve mercimek kokuyor be. Yani kriterlerimin çok altında. Ben villalara layığım. Ya çok dertliyim ya. Vallahi çok dertliyim. Canını kumsal bu abur böyle ağız burun dal muaşını düşmanlarını sevindirme. Ha? Hiç. Ama ne göreceğim sette Cengiz? Zırta pozun rahat yerinde. E çocuk kibar çocuk. Bunun suyuna gidiyor, iltifat ediyor falan. İltifat mı? Ne iltifatı ya? İşte makyajın güzel olmuş dedi. Yani şu bu. Allah Allah ya, ona ne benim karımın makyajından? Hani nefret ediyordu bu adam ya. Ne zaman böyle iltifat eder oldu? Ne fırtınalı ilişkiymiş ya. Ne demek anne bu? Bu ne demek ya? Oğlum, çocuk alttan alıyor. Kavga çıkmasın diye. Başka ne oldu peki? E ne olacak hiç? Senin manyak kayınvaliden burada böyle dururken ben oynayamıyorum. Öyle gözünü dikiyor, bana bakıyor. Rahatsız oluyorum dedi. Ben de çıktım geldim. Niye rahatsız oluyormuş? Niye rahatsız oluyormuş yani? Yani gizli bir durum mu var da senden rahatsız oluyor anne? Cengiz, çok ayıp. Adam zarf atsa bile gizem yapmaz. Car 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 onun ağzının payını bir verir ki... çocuk bir daha ömrü boyu kadına kıza tövbe eder. Zaten etsin. Etsin yani. Makyajın güzel oldu demiş. Sana ne elin makyajından? Sen önüne baka baka oyununu oyna git. Terbiyesiz. Pazarlık kızıştırıp 2 günde 2000 kağıt mı kaptın lan? Dediğim gibi illegal bir şey yok enişte. Ciddi alıcıya azıcık ittirdik hani. Bence etik değil. Yok be. Bence reklamcılık. Kapış kapış gidiyor. Bitmeden alın sloganını uygulamalı yaşatmışlar. Gündüz, Ozan Bey güzel oynadı mı? Alana da çok iyiydi. Maalesef yarın ikisi de yoklar yalnız. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yıldız, beceremezsin. Melike? Benim görüşmem var abi. İş görüşmem. Zaten sende zengin tipi yok. Ben geleyim mi lan? Bende zengin tipi var mı? Var Yaşar. CEO'yum ben ya. Nasıl olmaz ki zaten? İnanırlar mı lan? İnanırlar enişte. Müşteriye imza yattırırsan 500 lira veririm sana. Say mı diyorsun? Bir tekstil şirketinde CEO'yum derim. Yalan mı? Yo. Babam çok heyecanlandı. Niye böyle oldu ya? Hiçbir zaman ev alma ihtimalim yok ya. Alıyormuş gibi yapmanın heyecanını yaşıyorum. Aman Yaşar, git ne olacak ha, ne olur. Böyle alıcı bir gözle bak eve. Hatta de ki, trik para vereceğim de. Değil, değil mi? Geleyim mi lan? Yalnız bir zarf içinde 10.000 lira lazım enişte. Ha, o zaman iptal. 10.000 kasada var oğlum. Getiririz ya. Saçmalama Yaşar. Kaybolur maybolur. Kızım ne kaybolacak ya? Bankaya vadeli yatıracaktım. Önce oraya gider, ondan sonra bankaya giderim. Safiye, 10.000 liranın aylık faizi kaç para, senin haberin var mı? 147 lira 50 kuruş. Ne? Neredeyse çalışmasam olur yani. Yani sen yine çalış da. Yarın 500 lirayı da benden kaparsan. 647 lira 50 kuruş bir ayda. Ağaçtan para topluyorum ya, halime bak. Yaşar sen de bana bak. O 10.000 liranın 1 lirası düşsün, kaybolsun, başına bir şey gelsin var ya, hayat boyu konuşmam. Kızım ne olacak? Gündüz de yanımda. Ben önce gideyim bir satılık eve bakayım da oradan geçelim bankaya. Tay daha doğru. Tay gibisin. Mitolojik bir tay. Boynuzlu taylar vardır mesela. Unicornlar. İlayda. Bari bir şaka yapsaydık sağ da öyle cülseydin. Pardon? Ya kendi kendine sürütüyorsun. Ay öyle mi? Hiç farkında değilim. Yani hayır, ben bu sırıtmayı en son sen ortaokuldayken görmüştüm. Ya o zaman da sınıftan bir çocuk sana mektup yazmıştı. Şimdi hayırdır?
Ay ne alakası var ilahi? Neler hatırlıyorsun? Abla, bu neşe Ozan neşesi değil değil mi? Lütfen. Ay hayır canım. Ozan kim? Ay kaba herif. Bir tane tatlı söz söylemeyi bile bilmez. Çok flörtöz biridir o diye biliyorum. Evet de öyle orijinal laflar bilmez. Mitolojiden anlamaz mesela. Unicorn desen öyle bön bön bakar. Unicorn mu? Misal hani. Unicorn. Unicorn. Aman. Cüzel laflar mühim değil ya. Erkeğin cüzel huylisi olsun. Efendisi, çalışkanı olsun. Allah iyileri iyilerle karşılaştırsın. Kötüleri de aradan çıkarsın. Amin. Anne inleme yeter artık gözünü seveyim ya. Bağırım yani yeterli. Oy şu kapıdan ışımla çıktı da gitti. Giden dönmez Talip. Aman Allah onu da mutlu etsin anne. Ben zaten Yıldız seviyordum. Hep sen kafam karıştırdın. İnşallah bu iki kız artık görüşmez de Kumsar Yıldız'a bir şeyler anlatmaz. Anlatmaz, anlatmaz. Asil kız o, gururlu kız o, yalı kız o. Gitti, yalı da gitti. Anne muhtemelen yalıyı bize vermezlerdi zaten, dövünme. Tamam işimize gücümüze bakalım, önümüzdeki maçlara bakalım ya. Talim, tam gole koşuyorken sahaya yabancı cisim atılmış da maç durmuş gibi oldum ya. Yabancı cisim Yıldız galiba. Tam 90. dakikada skora gidiyorken ayakkabımın bağcığına takılmış da düşmüş gibi oldum ya Tele. Ayakkabının bağcığına? Aha o da Yıldız. Hep ayak bağı o kız bize. Bu kim? Ama o. Ama o. Güzel kızım. Buyur canım benim. Hayırdır? Hayırlı akşamlar. Ben çok ayıp ettim size gibi geldi da. Böyle detayları bilmeden etmeden, insanları tanımadan terbiyesiz terbiyesiz konuştum galiba. Yarın bir çaya gelsem mi size Şenur teyze? Tabii kızım, beklerik. Ne demek başımla beraber. Burası senin de evin. Beklerik Gülgoncuğum. Oldu öpüyorum. İyi akşamlar. O kim ya? Maç devam ediyor Talip. Yedek kulübesinden kalktım tekrar maça giriyorum Talip. Bence sonucu değiştirecek büyük pozisyonlara gebeyiz Talip. Bir, iki, bir, iki. Hayır, çok çalışıyorlar. Yani sabah karanlıkta kalkıyor. Akşam olunca hemen esnemeye başlıyor kadıncağız ya. Yazık bunlara ya, yazık. Şimdi Cengiz, rakip 170 dakika yapıyormuş. Biz 190 dakika yapacağız, reytingleri kapacağız. Hadi bakalım, iyi. Kapın. Çiçekçi ne yapıyor? Çiçekçi kim be? O herif, çiçek gönderen. Aa, Cengiz yetti ama ya. Ben senin kıskançlığınla mı uğraşacağım? Ben burada kariyer yapıyorum. Ben burada oyuncu olmaya çalışıyorum. Oyuncu olmak, role girmek. O olmak, anladın mı? İnsanı insana, insanla, insanca şartlar olsa keşke de 14 saat çalışmasak. Çok yoruluyor insan. Vallahi sette insanca. Ama yine de önemli. Yani bu sanatta insanı insana, insanla, insanlık... İnsanlıktan çıktım, yemin ediyorum artık insanlıktan çıktım ve elim ayağım şişti. Vallahi bittim be. Üf, ben gideyim yatayım mı, ne yapayım? Ben abuk sabuk konuşuyorum artık. Dur biraz, yüzünü göreydik ya. Oğlum bırak yatsın, baksana gözleri Japon gibi oldu. Japon deyince bak, Çinli robotla ilgili yenisinin alınması konusundaki ısrarım da devam ediyor, onu da söyleyeyim. Aman! Kim arıyor beni be? Kayıtlı diye bu numara, kim bu? Alo? Evet. Ha merhaba Mehmet. Mehmet. Bak sen ya, bu saatte. Saat daha 9 oğlum. İyiyim, sağ ol. İyi.
Ya ben sana gizli bir şey soracağım da. Hı. Belki bir bilgim vardır diye. Ha? Ama yani etrafında tanıdık birileri varsa çaktırmadan cevap ver, aramızda kalsın. Oldu mu? Tamam o zaman, bir dakika dur. Hı. Ya Gizem Hanım, Gizemciğim. Benim hakkımda bir şey duydun mu? Yani benim karakterin hikayesi falan. Yok vallahi bilmiyorum. Bilsem. Neyi bilmiyormuş ya? Ama biliyorsan söyle lütfen. Bak biz rol arkadaşıyız, partneriz. Tamam belki biraz atışmalarımız oldu ama. Ay her neyse Mehmet'ciğim, yani yarın konuşuruz. Ben şu an gerçekten yorgunum, yatmam lazım. Biliyorsun ben de ödem oluyor uyumayınca. Neyi yarın konuşacaklarmış anne? Hayır yani bilmem gereken bir şey var mı, ona göre plan yapacağım da. Çünkü sette başta pek anlaşamadık filan ama. Neyse her neyse artık onu. Yani ben seni seviyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Gayet iyi anlıyorum. Çok iyi anladım kardeşim ben seni. Ne yapıyorsun Cengiz? Pardon ben kiminle görüşüyorum? Cengiz Özpamuk. Gizem'in eşi. Aa, iyi akşamlar. Nasılsınız? Kusura bakmayın. Müsait değildir herhalde Gizem Hanım. Değildi. Değil. Müsait değil. Ben aramızdaki gerginliği bitirmek adına aramıştım. Kendisi sevdiğim bir insan. Sorunları çözebiliriz. Ben çözeceğim, merak etme. Çözüyorum. Kafamda çözdüm gibi zaten. Sağ olun. Her şey çözülür tabii. Bir ara sete gelin lütfen. Tanışalım. Tanışacağız, tanışacağız. Merak etme. Geleceğim ben o sete. Size bir sürpriz yapacağım. Tamam. Bekleriz. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Ne demek? Karıma seni seviyorum dedi ya telefonda. Aman yalan söylüyor be. Tiksiniyor benden. Gece gece seni seviyorum demeye mi arıyor yani bu serseri? Yok Cengiz, senaryo ile ilgili bir şey sordu. Senaryo ile ilgili bir şey sordu. Ya koruma Allah aşkına şu serseriyi ya Gizem. Eğer sana asılıyorsa gelin şunun ağzını burnunu kırayım ya şöyle. Cengiz bir şey söyleyeceğim. Nereden baksan 20 yıldır bu alemlerdeyim, piyasadayım, mankenlik yapıyorum. Yani asılmanın her tekniğini, her çeşidini gözlemledim ve veya bizzat yaşadım. Sence bana asılınsa bunu anlamayacak saflıkta biri miyim? Sana soruyorum. Umarım değilsindir. Ya senaryoda benim karakteri ne olacak diyor, derdi o. Sen nereden bileceksin senaryoyu ya? Sen mi yazıyorsun ki? Ay Cengiz sıkıldım ama be. Vallahi yetti be. Aa ben sanatımla mı uğraşayım, senin kıskançlığınla mı uğraşayım burada be? Benim gidip yatmam lazım şu an. Yarın setim var benim. Bende ödem oluyor. Ben yarın sıcak su torbası gibi çıkmak istemiyorum kamerada. Lütfen. Gerçekten. Ayrıca da ben sana bir şey söyleyeyim hayatım. Bak bunu söyleyince için çok rahat edecek. Hemen ferahlayacaksın. Bakın burası çok önemli. Evet. Herkesi kendin gibi bilme. Herkesi kendin gibi ona buna yollu sanma. Tamam? Hadi iyi geceler. Sen bunu biraz düşün. Hadi iyi geceler. Ferahlamışsındır biraz. Seni seviyorum. Beni yanlış anlama ne demek anne? Ne demek? Ben bunu nasıl doğru anlarım ya? Ben hakikaten seni seviyorum ne demek? İnsan olarakmış ya. Gizem'i. Hı? E o tuhaf. Tuhaf tabii. Çiçek almalar, gece gece aramalar. Anne kesin bir şey dönüyor. Bir şey dönüyor anne. Ben anladım zaten bir şeyler döndüğünü. İşte o sitede tanıştığım çocukla buluşuyorum bugün. Dün değil miydi o? Bugün. Ben sana şimdi söylüyorum, dün değil miydi ne demek? Şey, nasıl biri? Ya işte böyle çevreci, doğa sporları meraklısı falan. Tatlı galiba. Bence boş ver ya. Sen Ozan'la barış yine. Kız baksana bizim için neler yapıyor. Kız bunlar hep sana şov. Hı. Bile. Yok.
Ya sen hoş geldin, sen hoş geldin. Cimcimeye bak ya, geri geldi. Ozan Bey, size ve Gizemciğime o kadar minnettarım ki. Yani ben öyle mal, mülk, eşya peşinde olan biri değilim. Tamamen sağlığım için. Tabii. Neyse ki işte bir şekilde çözüldü, yenisini aldık. Ben bunu bizim evde programladım da hazır yani. Ay, ne zahmetler ya. Evde dolaştı, krokiyi hafızasına kaydetti. İki evin planı aynı ya. Sadece şu tuşla açıp kapatacaksınız. Ellerinize sağlık canım benim. Her şey fevkalade. Zahide Hanım da gelip Türk kahvesini içip yere dökmezse hiçbir sorun yok. Gizem gitti mi? Çıktı mı hemen? Yüzümü ödem, ödem diye diye gitti. Geç kalmış. Hayır, ödemse ödem. Kime beğendirecek orada ya? Hayır, gece telefonlar. 10 saat sonra sabah koşa koşa gitmeler. Giz, yeter ama. Anne, Gizem değil. Ben o baygın bakışlıya kızıyorum yani. Hayır, sen nasıl karıma gece gece yani senaryo sorarsın ya? Bana sor, sorulacaksa. Eyvah, eyvah. Şu ofise bir uğrayayım, işleri toparlayayım. Gideceğim ben o söze bugün. Göreceğim neler dönüyor. Baskın basandır anne. Tabii oğlum. Git. Kendi gözünle gör. Hı? Ne kadar saçma bir vehim içinde olduğunu kendin öğren. Aman! Ay Cengiz, bir de Leyla hamile mi onu öğrensene be. Vay, vallahi bana söylemediler. Leyla kim ya? Hoş geldin, hoş geldin. Ay estağfurullah yavrum benim. Buyur geç. Oh. Ya Şenur teyze, ben sizin günahınızı aldım galiba ya. Günahımızı? He. Yani Yıldız'ı biraz daha yakından tanıyınca hani genç kız dur bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama. De de. Eline diline korkak alıştırma yavrum ya. İçine atma. Vur dışarı. Vurayım mı? Vur. Yani Talip Bey'e size layık bir insan mı bilemiyorum. Yani şüphelerim var. Yok. Daha sert vur. Ya bırak yalıyı. Çık Karadeniz yaylasına. Oradan vur kuzey kızı. Sert gireyim. Kuyma kapasıyla. Peki. Yani o kız nasıl bir kız ya? Yani bulamadınız mı böyle efendi bir aile kızı? Yani el insaf tövbe esifula nasıl bir şey o ya? Aha vallahi çok güzel gidiyor ha. Hayır insanda biraz edep, adab, ar, namus olur. Hayır, bu nasıl bir hoppalıktır, ayıptır ya. Oynak. Öyle fingir fungur. Gezenti. Cozu dışarıda ya. Yollu. Yok canım sağlam ayakkabı değil ya. Poposu da geniş. He. Ben aslında böyle minik hokka gibi de kalça sevmem. Karakterli kalça severim. Misal seninki öyle. Karakterli bir kalça. Yakışıyor. Yıldız'ınki yakışmıyor. Karakterlidir. Zaten bence mühim olan kalçanın değil, genç kızın karakterlisi. Yani gelinin karakterlisidir önemli olan. Kitap yaz okuyalım Kumsal Reis. Böyle kızlar tanımamışım ya. Hayır İstanbul kızları. Bakın kendi kız kardeşlerimi tenzih ediyorum. Ne fındıkçıymış affedersin ya. Hani bizim Rize'ye de fındık boldur ama böyle fındıkçımız yoktur. İstanbul maşallah. Fındığınız yok ama fındıkçınız bol, bereketlidir. Ya daha yakından tanıyınca geldin mi sözüme? Çok çekiyoruz kızım biz Yıldız'dan, çok. Vallahi Allah kurtarsın sizi ya. Sen kurtaracaksın. Önce Allah sonra sen. Bir yaşıma daha girdim. Yani edep, adap kalmamış. Aşk, sevda kimlere kalmış? Melek yüzlü şeytanlar etrafımızı sarmış. Aa, şoktan kafiyeli konuştum galiba. Planlı değil ha, şimdi burada öyle çıktı. Yemin ederim şekerim çıktı ha. Bu kadar üzmeyin kendinizi. Yok, sohbetim bal ya ondan. Şu an benim de burada şekerim çıktı. Aa, niye ki? Şenur teyzemin tatlı dilinde. Ya! Gel hele birçik öpeyim ya, gel. Cozeci olduk ya. Vallahi nazara başka bir şey değil. Yemin ederim. Yüzünü öpeceğim. Ya öp, ben de seni öpeyim.
Nasıl bir balsın sen canım ya? Canım o kadar düşkünüm ki sen. Oy. Canım ya. Nerede kaldı emlakçı arkadaşınız? Şimdi emlak işinde acele etmemek lazım, kural bu. Ekonominin durumu malum ama. Biz eşimle bu evi hemen satmak istiyoruz. Çok sıkıştık. Emlakçı arkadaşım gelsin konuşuruz. Zaten çok ciddi bir müşteri getirecek kendisi. Merhabalar. Satılık ilanını görünce hemen koşarak geldim. Bayılıyorum bu siteye. Ne zamandır burada ev arıyorum. Satılmadı değil mi? Hayır, satılmadı. Çok erken geldiniz. Erken geldiniz. Konuya erken girdiniz. Acaba bir içeri mi dolaşsaydınız? Yok yok yok, gerek yok. Klasik 1-2+1. Görüyorum. Biz bir şey konuşacaktık da siz isterseniz... Yok yok yok. Yo. Ben Yaşar Yüksel. Bir tekstil şirketinde CEO'yum. Hızlı karar veririm. Param da bol. Burası da tam aradığım ev. Beyefendi, bizim başka müşterilerimiz de var. O müşterinizin teklifinin 50.000 üstünü verebilirim. Olamaz. Olamaz. Olur. Kapora verebilir misiniz? Yanımda getirmiştim. Buyurun. Aa, bu böyle olmaz ama. Bir gelsene. Sen geride dursana kardeşim. Ne yapıyorsun? Vereceğiz komisyonunu. Yok yok, öyle olmaz. Ya bu benim eniştem, fiyat arttırmayacak. Ne eniştesi ya? Eski fiyata da okeyiz. Peki sözleşmeyi imza? Atarız hanımefendi, atarız. Siz orada mırıngır ne derken el benim oluyor. Hayır işte! Ne oluyor oğlum ya? Trafiğe takıldık. Bu hanımefendi eviniz için ciddi alıcı adayı. Biz evi sattık. Ne? Enişte. Sen emlakçı değil misin? Ev sahibiyim. Komisyon verme bunlara da. Neredeyse işi bozuyordu kendi müşterisi için. Hayırlı olsun kardeş. İşe mi gidiyorsun? Yok ya, bir randevu var. Kiminle? Her şeyi de bilme babaanne. İnce iş ha. Hadi. Hadi. Yaramaz. Maşallah, maşallah. Kız. Kız yoruldun, geldiğinden beri durmadın. Otur bir çay içelim be. Abla, ben çıkıyorum. Sabaha kadar gez, bana ne? Temizliğimi yapan Çinli kızım var nasıl olsa. Kız otur. Bence çok ilginç şeyler yaşayacağım. Daha tanımıyorum Yıldız, dur. Belki aradığın insan burnunun dibindeymiştir. Hadi Yıldız, gir içeri. Nasıl tanıyacaksınız birbirinize? İşte kırmızı kazak aldım. Beğenirsem giyeceğim, kendimi göstereceğim. Sen onu nasıl tanıyacaksın? Ne giyecekmiş? Topuzu varmış. Ne? Ne topuzu? Balerin topuzu. Ne bileyim Yıldız, göreceğiz. Hadi. Ay Allah, of bu ne be? Haftada 6 gün, günde 14 saat, bittim be. Böyle iş mi olur be? Aman Sıtkı, her yerim şiş. Vallahi 38 numara ayak oldu 42. Hale bak. Pardon, yapımcı arıyor. Efendim abi. Ay çocuklar, vallahi bittiyim ha. Bu ne biçim starlık, bir manikür pedikür yaptıracak vakit yok. En star ev kadınlarıymış. Ben bu işte onu anladım, biliyor musunuz? Gerçekten mi? Of. Bak o kadar çok para kazanılıyor bu işlerde. Hiç ne işe yaradı? Harcayacak zaman yok ki. Artık baba zamanınız olur Gizem Hanım. Kanal diziye ara vermiş. Nasıl ara vermiş hocam? 3-4 hafta yayında olmayacağız. O zamanki ekonomiye göre kaderimizi belirleyecekler. Nasıl, bu şaka mı, gerçek mi? Maalesef gerçek. Televizyon dünyası böyle. Şimdi 3-4 hafta çekim yok mu? Ya da sonsuza dek yok. Yuhuu! Tatil! Ay Allah'ım, çok mutluyum. Allah'ım yüzüme güldü, yemin ediyorum. Ay gideceğim evimin böyle toprağını öp,
öpeceğim, kanepemi öpeceğim. Belki kaynanamı bile öperim, bilmiyorum. Allah'ım kocam. Oğlum, hepsi burnumda tüttü. Evim, güzel hayatım. Allah'ım şükürler olsun. Hadi çocuklar, görüşürüz. Güzel ama bir söze bir şey verelim. Yok canım, hiç gerek yok. Bir şey söyleyeceğim, Mehmet nerede? Koruda hava alıyordu. Dur koşayım da ben ona da müjdeyi vereyim. Allah yüzüme güldü, Allah'ım yüzüme güldü. Eyvah, Mehmet bunu bu defa öldürür. Oğlum, kibar ol. Abuk subuk bir lakırdı edip de rezil etme kendini. Anneciğim tamam, sakinim ben ya. Tamam, yani gidip bir bakayım şu sete. Kendi gözlerimle göreyim, ne oluyor bakalım ya. Yani modern gibi ol, çağdaş gibi ol. Öküz gibi davranma kimseye. Anne tamam. Aa! Ama. Geç kaldın. Mesaj attım. Ya. Abi. Yapıyorsun ya. Sen bu sevgili bulma sitesine mi üyesin? Hayır be. Sadece eğlencesine bakıyorum. Ya bu ne ahlaksızlık, bu nasıl bir zavallılık ya? Çöp çatan sitelerine mi düştün sen? Ahlak mahlak kalmamış ya. İnternetten manita aramalar ha? Sen hiç girmedin mi? Ben. Ya bırak bu salaklarla buluşulur mu? Artık çevrenden insan bulamıyorsun, buralara düşüyorsun ha. Nasıl bir kaybeden sen artık sen? Kaybedenler kulübü. Mehmet! Ne oldu? Mehmet, Mehmet! Müjdemi isterim, yırttık. Vallahi mı? Vallahi ay çok mutluyum. Ay ne kadar mutluyum şu an anlatamam. Anlat anlat. Vahit ölmüyor mu? Ahlaksızlar. Hayır dizi bitti. Yayından kalktı. Ne? Evet. Artık işsiziz. Gizem Hanım siz nasıl bir manyaksınız lan? Ne var bir dizi yayından kalktı diyoruz oğlum. Sevinsene. Ya ben onun neyine sevineyim ya? Benim karım, çoluğum, çocuğum var ya. İşsiz kaldım. Oh. Ne haber Cengiz? Hoş geldin. Ahlaksızlar diye vardı mı sende mi? Ben mi yanlış duydum? Ahlaksızlar. Ahlaksız bu kanallar. Böyle çat diye dizim bitirilir ya. Öyle abi, öyle. Vallahi güzelim işimiz bitti. Yani bu kadar insan ekmek yiyor ya. Rating uğruna böyle pat diye dizim bitirilir. Geçmiş olsun kardeşim. Cengiz, Gizem Özpamuk'un eşi. Ya anladım ben onu. Hayretten Allah sabır versin. Sağ ol. Ne konuda Allah sabır versin anlamadım ben onu. Ay bu arada Mehmet o kadar da üzülme. Şey dediler, 3-4 hafta bakacaklarmış. Belki küçük bir ihtimal dizi yayına geri dönebilirmiş. Kanal ekonominin durumuna göre karar verecek. Yemin et. Ay inşallah öyle olur. İnsan dizi kalkıyor diye sevinirim. Bu ne ya? Sen niye bu habere sevindin Gizem? Aa yorgunluktan öldüm be. Aa deli misiniz, nesiniz? Evim, ailem burnumda tuttu, perişan oldum. Seyrederken iyiydi. Biz helak oluyoruz çekerken. Gizem Hanım, dizi yeniden başlarsa siz çıkın. Size de yazık, yorgunluk oluyor. Peki. Ona ben karar veririm canım. Sen karar veremezsin. Sahnelerde performansımla seni eziyorum diyor. Burada sinsilik yapma bana. Ben çok iyi tanıyorum senin ruhunu, biliyorum. Ben artık bunu daha fazla bugün çekemeyeceğim. Gerçekten, vallahi. Abi. Kusura bakma. Bugün zaten zor bir gün oldu. Ben daha fazla çekemeyeceğim. Anlıyorsun. Burama kadar geldi. Kardeşim yani zor tabii. Sizin işiniz de zor yani. Şimdi ne desek bilemiyorum ama... Yani çıkar yeni iş çıkar ya. Biz seni seviyoruz. Bizim kusurumuza bakma. Ailece severek izliyoruz seni yani. Teşekkür ederim. Ama burama kadar geldi. Tamam. Allah kolaylık versin ayrıca. Çok zor bir insan. Aşırı zor bir insan. Bu da çok yordu beni. Biraz da ondan yoruldum. Aman boş ver tavşanım ya. Evimize gidelim. Üşümesen gel. Tamam.
Ay gidip 24 saat uyuyacağım yemin ediyorum Cengiz. O kadar yoruldum ki. 24 saat uyuyacağım, kalkacağım. İlk olarak ne yapacağım biliyor musun? O ahlaksızların bir hesabını sana soracağım. Ne demek o ahlaksızlar? Sen beklesen bak neler gelecek senin başına. Ben hepsini öğreneceğim ama tek tek hesabını vereceksin onları. Ya sen bizim evimizin starısın. Gel evimize. Herhalde öyleyim. Gel, gel. Ahlaksızlarmış. Ne içersiniz? Bedava ne var? Su paralıydı değil mi? Şeker var. Ben şeker yiyorum. Sen zahmet etme onu da ben hallettim. Hiç yorulma. Gerek yok. Sağ ol kardeşim. Çinli kız. Anne. Yemeğe mi götürdü robotu? Ne yaptı? Zahide'nin gözü kaldı. Mahsus beni kaydırmak için mi yaptı, ne yaptı? Niye girdi o robot duşun içine, niye? Ozan kendi evinin planına göre kurmuş aleti. O ev tam öteki türlü ya. Oranın planı bizimkinin tam tersi ya abla. Bizim banyonun yerine orada oda var. Bilememiş. Karşının robotu hani. Gurelim mi Gunus? Onu mu bekliyorsun? Enişte ben o benim 2000'i sana vereceğim hani. Hele bir de verme. Ben sihirledim. O 10.000'i ortaya çıkarmayın dedim. Alışmamış elde para durmuyor. Enişte şimdi o 10.000'i avukat mavukat biz her türlü alırız da. Hani o ev sahibi de çok hırslı çıktı ya. Üf. Vallahi ben demiştim. O paradan hayır gelmeyecekti. Haydan gelen huya gider demiştim. Neyse Allah sağlık versin de. Oradan bakınca sağlıklı mı görünüyorum gerizekalı? Annem, sen yat geçecek. Hem kalkmana gerek yok ki. Temizlik için robot var neyse ki. Niye mal mülk para bizde durmuyor? 40 yılda bir bize gelince ya bozuluyor ya uçup gidiyor. Ya da bizi sakatlıyor. Buna çok üzülüyorum. Buyurun. Alihara mantı var gel dedi. Ha, anladım. Hoş geldiniz. Siz hani böyle şeyler yemiyordunuz? Arada vücudu şaşırtmak lazım. Hatta beyni de şaşırtmak lazım yoksa sıkılırlar. Evet. Ben de sıkılıyorum bu ara. Beni de bir şaşırtan olsa. Hissettim. Neyi? Sıkıldığını. O ağzın daha çok gülmesi lazım. Uzun zamandır kahkahalarla gülmemiş o ağız. Durup dururken niye kahkaha atayım ki? Bu kadar güzel olsam ben istediğim zaman istediğim şeyi yaparım. Hoş geldin. Ya gündüz de gelecekti ama evde bir sıkıntılar olmuş gelemiyor. Hissettim zaten. Katılmaz mısın? Mantı ya.
Ay, bilmem. Ozan'la nasıl gidiyor işler? Yaşam koçluğunu da yapmaya başladım. Buluştuğumuz bir frekans var. Onu yakaladık. Allah Allah. Sağlıklı beslenme, meditasyon falan ha? Bu kadar sürmesi mucize. Evet, benim tam tersim gibi biri. Efendim? Ozan'ı diyorum, zıttız yani. O aksa, ben kara. Böyle yin yang gibiyiz. Evet ya. Ben Ozan'ın tam tersiyim.